Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde fiil gibi amel eden kelimelerden bahsedeceğiz. Tabii bunlar 6-7 kısım var arkadaşlar. İlk kısmı olan isim fiilleri, Türkçedeki adıyla fiilimsileri işleyeceğiz bugün. Bismillah diyelim, başlayalım. Fiili gibi amel eden ne demek? Önce orayı bir açıklığa kavuşturalım arkadaşlar. Yani fiili gibi amel eder diye başladık cümleye ama fiil ne iş yapar da bu kelimeler de aynı o fiilin yaptığı işi yapıyor. Arkadaşlar hatırlayın, bir fiil, tam fiilden bahsediyoruz. Failini, naibi failini ne yapar? Raf eder. Yani fiil failini raf ediyor, merfu yapıyor. Sonra mef'ulünü ne yapıyor? Nasb ediyor. İşte fiil bu işi yapar. Yani fiil failini raf, mef'ulünü nasb eder. Fiilin yaptığı amel, iş bu. İşte bugünkü anlatacağımız isim fiiller de kendileri fiil olmadığı halde aynı bu fiil gibi fail ve mef'ul alıyorlar. Faillerini raf, mef'ullerini nasb ediyorlar arkadaşlar. Evet. Bir fiilin failini, naibi failini raf etmesi, mef'ulünü de nasb etmesi, o fiilin amel etmesi demek. Bazı kelimeler de fiil olmadıkları halde aynı bu fiillerin yaptığı gibi failini raf, mef'ulünü de nasb ederler. Biz bu kelimelerin ilk kısmına isim fiil ya da Türkçedeki adıyla fiilimsi diyoruz. Bu fiili gibi amel eden kelimeler arkadaşlar 7 kısımda incelenecek inşallah. İlk kısmı isim fiil. Mesela örnek verelim. Üffin. Amin. Mesela bunlar fiil değildir. Kendileri fiil gibi çekimlenmez. Mesela nasara nasara nasaru ya da işte yektübü yektübani yektübüne gibi bir çekimi yok. Ama fiil manası var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede Allah Teala "Ve la tequl lehuma üffin" der. Ne demek? O ikisine, anne babana üf bile deme. Şimdi buradaki üffin kelimesi işte fiilimsidir arkadaşlar. Amin mesela Fatiha'dan sonra amin deriz. Sadece de bu Emine fiilinden türemiş, işte öyle bir şey olmuş gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bu fiilden türemiş değil. Bu böyle kullanılıyordu. Araplar böyle kullanmışlar. Amin şeklinde. Manası da Allah'ım duamı kabul et demek. Amin kelimesi. Mesela bunların ortak özelliklerinden bir tanesi de çekimleri yok arkadaşlar. Bu isim fiillerden bahsediyorum. Evet, şöyle kısaca tanıtalım bu fiili gibi amel eden kelimeler neymiş, nasıl iş yaparmış. Mastar mesela, herhangi bir mastarı hatırlayın. Tabii ki burada mastardan kastettiğimiz şey ilk önce aklımıza gelen orijinal mastarlar. Yani emsile-i muhtelefe çekiminde mastara geldiğiniz zaman ortaya çıkan mastar. Mesela vekafe fiilinin vukufun, durmak veya durması şeklinde bir fiil manası oluyor. Mesela ismi faile bakalım. Yine aynı fiilden türetiliyor. Mesela bu aşağıya kadar, ikiden sonrakiler bir fiilden türetilenler arkadaşlar. Yani müştak diyoruz Arapçada bunlara. Müştak. İsim fiiller ise 3 kısım temelde. İlk 2 kısmı camit, yani orijinal. Böyle duydu, böyle kullandı. Bir kısmı var ki o da bir fiilden türetiliyor. Yani biz ona burada sayabilir miyiz? Bunlar gibi tam şeyden hepsi bütün sigalarıyla fiilden türetilmediği için saymayalım. Mesela mastar fiilden türetiliyor. İsmi fail yine fiilden türetiliyor. Bakın nazilun inen kişi. Rakibun binen. Bunların fiili muzari manası olduğunu hatırlatmıştık sınıfta. Mübalağa sigası var mesela, bir başka sigası da. Kezzabun, çokça yalan söyleyen, çok yalancı. Mesela Vehhabun, çokça bağışlayan, Allah Teala'nın isimlerinden bir tanesi Vehhab. Mesela bir ismi meful var. Mektubun, ismi meful de meçhul fiilin. Meçhul fiilin yaptığı işi yapmaya şeydir arkadaşlar, yetkilidir. Yazılmış, öldürülmüş, bakın şuradaki L harfini gördünüz mü? Bunlar bir de şeyde vardı, meçhul fiillerde vardı. Öldürülen,
işte yazılan şeklinde. Bunlar da meçhul fiil gibi amel ettiği için bu şekilde söyledim arkadaşlar. Mektubun yazılmış demek. Maktulün öldürülmüş demek. Mesela sıfat-ı müşebbehe diye bir şey var. Tuhurun, temiz, kesirun, çok. Fiilin yaptığı gibi fail alırlar veya eğer müteaddi fiilse hem fail hem de meful alırlar arkadaşlar. Yani kendisi fiil değil artık. Fiilden başka bir şekle dönüşmüş olabilir veya fiille hiç alakası olmayabilir ama fiil gibi amel ediyor. İşte bu fail alması eğer yanına bir de meful alıyorsa işte fiil gibi amel etti diyoruz. Son kısmı da ismi taftil. Ekberu, evsa'u. Mesela en büyük, en geniş manalarında. Bu saydığımız 7 tür arkadaşlar fiil gibi amel eden isimlerdir. Yani birincisinden başlayalım. İsim fiil. Fiil kipinde olmadığı halde yani mazi, muzari, emir kiplerinin hiçbirisinden sayılmadığı, o kiplerden olmadığı halde fiil anlamı taşıyan kelimelere denir. Hocam, o zaman bunları niye kullanıyoruz? Arkadaşlar, bunların bir de ortak özelliği var. Bu isim fiillerin her birisinin bir eş anlamlısı var. Fiil olan. Yani fiil olarak da bir eş anlamlısı var. Bunları niye kullanıyoruz o zaman hocam? Fiilini kullanalım demeyin. Çünkü bunlar kullanım olarak daha etkili. Yani bir fiilin yaptığı etkiden daha fazla etki gösteriyor karşıda muhatabın üzerinde. İsim fiillerle alakalı sayabileceğimiz özellikler var. Birincisinden başlayalım. Ne diyor? Fiil gibi çekimleri olmaz. Bir mazi çekimi, muzari çekimi, emir çekimi yok. Yani fiil olmadıkları için çekimleri yok arkadaşlar. Biz bunu Araplardan nasıl duyduk? O şekilde öğrendik. İkincisi, daima bir şekil üzere mebnilerdir. Yani nasıl kullandık, nasıl öğrendik, orada nasıl ezberledik, o şekilde mebnidir arkadaşlar. Son harfi sükünmüş. Evet, sükün üzere mebnidir diyoruz. Esreymiş son harfi. O zaman mebniyün alel kesri diyoruz. Yani esre üzere mebni diyoruz. Son harfi ne üzere ise o haldedir arkadaşlar. Aynı zamirler gibi. Mebnidir yani. Evet, fiillerin alametlerini kabul etmezler. İsim fiiller. Ne demek hocam fiilin alameti? Arkadaşlar fiilin alameti mesela müenneslik alameti. Yani müenneslik t'si bitişiyordu. Mesela ketebe, ketebet diyorduk. Veya efendim zamir bitiştiriyorduk. Ketebtü, ketebna, ketebte gibi bunlara öyle bir alamet bitişmez. Yani onlar fiilin işleriydi. Bu isim fiillerde olmaz arkadaşlar. Sonra mef'ulleri kendilerinin önüne geçmez. Biliyorsunuz fiillerde mef'ul fiilin önüne geçebiliyordu. Yani bunu geçirmek caizdi. Ne demek? Niye geçiriyorduk hocam mef'ulü? Hemen hızlıca hatırlayalım. Manaya vurgu yapmak için yani. Bir şeye vurgu yapmak için. Ama bu isim fiillerinin önüne mef'ulleri geçmez. Çünkü fiil olmadıkları için arkadaşlar. O zaman cümlede karışıklığa sebep olur. Geçmiş diye bir şey görürseniz, yani hocam öyle bir şey kullanım var. Arkadaşlar o artık isim fiil yapısında değildir. Başka bir olay vardır orada. Mübteda haber olabilir. Bakmak lazım. Buradaki sözümüz mef'uller kendilerinin önüne geçmezler. Sonra müzekker ve müennesler için aynı kelime kullanılıyor. Burası önemli arkadaşlar. Bir tane kelimemiz var. Mesela diyelim ki sah. Sah ne demek? Sus demek. Sus. Hocam bunu bir karşımızdaki muhatap erkekse sah diyoruz. Kızsa sahha mı diyelim? Ya da işte üf, biraz önce örnek vermiştik. Erkeğe kıza üffin mi diyelim? Ne diyelim? Yok, öyle bir şey yok arkadaşlar. Hepsi aynı. Üf. Kur'an-ı Kerim öyle diyor çünkü. Emri de aynı, mazisi de aynı, muzarisi de aynı veya işte müzekkeri de aynı, müennesi de aynı. Bütün kalıplarda değişmiyor. Bakın sükun üzere öğrenmişiz. Bu sükun üzere mebnidir arkadaşlar. Sonra manaları bunlarla eş anlamlı olan fiillerden daha kuvvetlidir arkadaşlar. Kullanma sebebimiz de o. Mesela karşımızdaki şuradaki kelimeye örnek verelim. Sınıfta hoca diyor ki sus diyor. Üsküt ya Halit. Halit sus. Mesela ders başlayacak sus diyor. O öğrenci duymazdan gelebilir onu. Ama sah ya Halit dediği zaman öğrenci bir durur. Yani biraz sert manası da var bunun. Mesela kes manası da var. Bu şekilde arkadaşlar. Yani eş anlamlısı olan fiilden her halükarda daha güçlü bir manayı ifade ediyor. Bu isim fiiller zamanlarına göre
üç kısma ayrılıyor arkadaşlar. Mazi anlamında olanlar birincisi, ikincisi muzari anlamında olanlar, üçüncüsü de emir anlamında olanlar. Yani kendilerinin aslında hocam ben bunu muzari anlamda kullanacağım diye bir şeyiniz yok, lüksünüz yok. Kelime ne manaya geliyorsa odur arkadaşlar. Yani mazi muzarisi o şekilde. Değilse sen onu maziye çevirdin, muzariye çevirdin, böyle bir değişiklik yapamazsın. Yine bu zamanları da sanki son harflerinin harekesi gibi mebnidir diyebiliriz ya, değişmez. Neyse odur arkadaşlar. Mesela birinci maziden başlayalım örneklere. Heyhate. Yine Kur'an-ı Kerim'de örnek var arkadaşlar. Heyhate, heyhate lima tuadun. Mesela burada heyhate'nin manası be'ude, uzak oldu demek. Heyhate isim fiildir arkadaşlar burada. Heyhate kelimesi isim fiil kelimemiz. Bunun eş anlamlısı olan mazi fiilde be'udedir. Bak şu be'ude fiildir. Manası uzak oldu demek. Ama heyhate isim fiildir. O da aynı manada uzak oldu demek. Mesela sür'ane. Bakın buradaki isim fiilimiz sür'ane. Ne demek bu? Ne kadar hızlı. Ne kadar hızlı oldu. Yani çok çabuk oldu. Etkisini çok çabuk gösterdi gibi manalarda kullanılır arkadaşlar. Bunun eş anlamlısı mazi fiilde esra'a. Fiil bu. Yani hızlı oldu. Hızlandı manası bu. Şimdi demek ki bu iki heyhate, sür'ane sadece bu değil. Bunların örnekleri daha fazla arkadaşlar. Buraya sadece iki tanesini aldım anlaşılsın diye. Şimdi ben bu heyhate'yi, sür'ane'yi alıp da muzari yapamam. Yani hocam bunların muzarisi var mı veya emir var mı? Yok arkadaşlar. İşte mazi gelmiş. Mazi olarak bu şekilde öğrenmişiz. Böyle kalıyor bunlar. Bunların sonuna bir tane fail gelebilir. Bir tane meful gelebilir. Ama zamanları değişmez. İkincisi muzari anlamında olanlar. Ah mesela Türkçe'de de kullanıyoruz bunu. Bir yerimiz acıdığı zaman, acı çekerken ah diye bir ses söylüyoruz değil mi? Bu genelde arkadaşlar biraz da bunların seslerle alakası var. Mesela ah, öf. Seslerle ifade ettiğimiz bazı kelimeler vardır. Bu ah dediği zaman eteveccu manasında söylüyor. Acı çekiyorum. Bakın şu anda ah. Yani sen dün acı çektiğini bugün mü ah diyorsun? Yok hayır. Şu anda acı çektiğin için ah diyorsun yani. Bu şekilde muzari manasında arkadaşlar. Bu ah kelimesi işte isim fiildir. Mesela bakhin diye bir kelime var. Bak, bravo demek. Tebrik ederim demek. Estahsinu. Ben seni tebrik ediyorum. Kutlarım manasında. Ama iki harfle ifade ediyoruz bunu. Ne zaman kutlarsın? Dün mü kutladın? Yoksa yarın mı kutlayacaksın? Hayır, şimdi. Emir de değil, o zaman muzari manasında. Bakın ah. Hatta üf kelimesi de aynı şekilde. Muzari kelime arkadaşlar. Buraya şuraya üffi de ekleyebiliriz. Hani üffin vardı ya ayet-i kerimede geçen. İşte onu da buraya ekleyelim hemen. Üffin. Aynı muzari manasında kullanılıyor. Emir anlamında kullanılanlara bakalım. Sah kelimesini söylemiştik. Sus demek. Sus. Veya kes manası da var. Mesela üsküt. Bunun karşılığı, eş anlamlısı olan emir fiil üsküt. Aradığımız bizim şeyimiz, isim fiilimiz bu arkadaşlar. İsim fiil sah. Sus demek. Hocam İkisi de sükun üzere mebni. Bu böyle denk gelmiş arkadaşlar. Yani bunu emir fiil olduğu için sükun yaptık diyemeyiz arkadaşlar. Bu böyle. Bakın özellik olarak bunlarda bir olay var. Bir semailiği bir de kıyasiliği var. Semai demek biz bunu duyarak öğrendik arkadaşlar. Bunu Arap böyle kullanırken duyduk ve bunu böyle öğrendik. Bir kuralı yok. Semai bu demek. Kıyasi de bir tanesi var isim fiillerin bir kalıbında var. Bir fiil kalıbı var. O istediğiniz fiili o kalıba koyarak isim fiile çevirebiliyorsunuz. Ama isim fiillerin büyük çoğunluğu semaidir. Duyduğumuz şekilde onu kabul ediyoruz. Bakın mesela bahsettiğim kıyasiye örnek geldi. Nezali. Nezali. İn demek. İn. Bunun fiili, emir fiili inzil. Nezele fiilinden feali vezninde nezaliye çevirdik arkadaşlar. Şimdi bu birazdan detaylı açıklayacağım için burada sadece değinip geçiyorum. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'den bir örnek. Heytelek. Haydi gel demek. Çabuk gel. Burada Yusuf Aleyhisselam'la ilgili anlatılan kıssada bu örnek var arkadaşlar. Mesela heyteleke. Bu bir fiil değil ama fiilimsidir.
Bu kıyasi, biraz önce kıyasiden bahsettik. Bir fiil kalıbına fiilleri uygulayarak bunları isim fiile çevirebiliyorduk arkadaşlar. Bizim uygulayacağımız kalıbımız feali. Mesela bu feali veznine istediğimiz fiili koyalım. Ketabi. Bakın ketebeyi koyduk. Mesela şerabi. Aklınıza gelen bütün fiilleri buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Nezali. Mesela hazari. Sakın. Kendini koru gibi. Bütün fiiller feali vezninde isim fiile dönüşebilir. Bu kısım olan fiil isim fiillere de madül isim fiiller denir. Birazdan bunun çeşidi gelecek arkadaşlar. Bu feali veznine getirdiysek eğer bir fiili, bakın burası önemli, emir fiil manası artık kullanılıyordur. O mazi veya muzaride mana aramayın arkadaşlar. Feali veznine geldiyse isim fiil, o zaman onu direkt emir fiil olarak telakki edebilirsiniz. Yani ben acı çekiyorum, sen acı çekiyorsun derken mesela aheke, aheni gibi öyle bir şey yok. Yani fiilin özelliği olan zamirleri alınmıyor demiştik. Bunlara faili sonradan fail olarak eklersin. Mef'ulü sonradan mef'ul olarak eklersin. Birazdan örnekler gelecek. Yapılarına göre isim fiiller 3 kısımda incelenir. Yani yapısı demek ne demek? Bunlar nasıl ortaya çıkmışlar? Nasıl oluşmuşlar? İlk ikisi mürtecel. Bakın birincisi mürtecel. Hemen şurada ikincisine bakalım. Menkul. Bu mürtecel ve menkul olan ilk ikisi arkadaşlar semaidir. Ne demek? Araplardan nasıl duyduysak o şekilde. Bir üçüncü çeşidi daha var ki ona da arkadaşlar ma'dul deniyor. Ma'dul. Bu kıyasidir. Fiillerle kıyas yaparak bunları türetiyoruz. Evet, şimdi birincisinden başlayalım, inceleyelim. Yapılarına göre 3 kısım ayrılır demiştik. Asıl isim fiiller, yani aslında orijinalinde isim fiil bunlar. Böyle doğmuş bu kelime, yani isim fiil. İkinci kısmı sonradan isim fiil olmuş olanlar. Önceden mesela car mecrurmuş. Harfi celli isimmiş veya önceden bir zarfmış. Ama kullanıla kullanıla isim fiil haline gelmiş. Düşünsene aleyke senin üzerine demek. Ama bu zamanla kullanıla kullanıla senin için gereklidir manasına gelmiş. Veya düneke kelimesi var. Düne, biduni mesela, bir şeysiz, bir şeysiz demek. Mesela şekersiz, işte erzaksız, yemeksiz, parasız, pulsuz gibi sız siz ekleyen düne kelimesi var. Ama zamanla o zarf manasını bırakmış, o asıl manadan uzaklaşmış. Sonra isim fiil manası kazanmış. Bunların örnekleri birazdan gelecek arkadaşlar. Üçüncü kısımda da yapay isim fiiller dediğimiz, bunlara da kıyasi fiilden türetiliyor artık bunlar. Orijinalde fiildi ama bir kalıp bulduk. Biz bunları isim fiile çevirdik. Bunlara yapay isim fiiller diyebiliriz. Birincisi asıl isim fiillerden başlayalım. Doğuştan isim fiil olan kelimeler. Araplar bunu böyle kullanmışlar. İlk kullanıldığı günden beri isim fiil manasında. Hiçbir çekimi yok. Fiil değil çünkü. Ama fiilin ifade ettiği manayı ifade ediyor. Bunlara mürtecel isim fiiller denir. Mesela heyhati. Biz bunu Türkçe'de kullanıyoruz. Heyhat, gençliğim mesela diye söyleyebilir. Eski kullanımda var bu arkadaşlar. Adam gençliğine öykünüyor mesela. Ne günlerdi be gibi. Ama çok uzak zaman olmuş artık. Çok uzun zaman geçmiş aradan. İşte heyhatla onu ifade ediyor. Veya üffin kelimesi. Biz de bunu bir ses olarak kullanıyoruz. Evet, Araplar da kullanıyor. Sıkıldığımız zaman üf diyoruz. Bütün insanlık kullanıyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala üf demeyin demiş. Bakın başka bir şey yapmayın demiyor. Üf bile demeyin diyor. O zaman üf kelimesi demek ki ilk kullanıldığı andan itibaren isim fiil olarak kullanılmış. Mesela amin kelimesi. Bunu hocamdan dinlediğimde arkadaşlar, hocam bir şey paylaşmıştı. Ekstra bilgi, yani enteresan bir bilgi. Sadece bu Müslümanlara has bir kelime değil. Başka dinlerde de amen kelimesi var. Demek ki Emine fiilinden türetilmiş amin kelimesi falan değil. Yani evet, zorlasanız belki o tarafa da yorum yapabilirsiniz ama sadece bizimle alakalı bir kelime değil. Demek ki bütün insanlık bunu bu şekilde kullanıyor. Yani onlar da aynı duamı kabul et manasında kullanıyor amin diye. Biz de amin diyoruz. O zaman kabul et demek ki bunun fiille alakası yok. Böyle türetilmiş ilk kullanımından beri bu fiil manasında kullanılmış.
Sonraki şettane uzaktır, farklıdır manasında. Arkadaşlar burada bir detay söylemek istiyorum. Şettanenin faili tesniye gelir. Çünkü farklıdır derken iki şey birbirinden farklı olacak. Yani iki şeyin kıyası var. Mesela cahillikle ilim sahibi olmak birbirinden farklıdır. Veya efendim kışla yaz birbirinden farklıdır. Efendim komşuluk sağ komşuyla sol komşu birbirinden farklıdır gibi. İkisi arasında bir farklılığı ortaya çıkaracak veya bir arasındaki uzaklığı ortaya çıkartacaksa bu karşılaştırma da olduğu için bir manada failleri tesniye olur. Bu da dipnot olarak dursun arkadaşlar. Yani şimdi ikinci kısmını inceleyebiliriz. Sonradan isim fiil olanlar, yani önceden mesela harfi cerli bir isimdi veya zarf idi veya bir mastardı veya bir uyarı edatıydı ama sonradan bu isim fiil haline geldi. Bunlara da sonradan manası nakledildiği için menkul deniyor arkadaşlar. Menkul isim fiil denir bunlara. Öncesinde car mecrurdu bunlar. Zarflı isim tamlamasıydı. Biliyorsunuz zarflarla kendinden sonraki kelimeler bir muzaf muzafın ileyh isim tamlaması oluştururlar. Bunun gibi bir şey isim tamlamasıydı. Mastardı, uyarı edatıydı. Ama sonradan isim fiil kazandı. Kendi kullanıldığı manadan uzaklaştı ve yeni bir manaya geldi. İsim fiil manası. Bakın örneğimize ileyke, aleyke. Biraz önce örneğini vermiştik. İleyke anni. Burada bir fiil var mı arkadaşlar? Yok. Benden, yani anni benden manasında. İleyke sana. Burada nasıl bir fiil manası çıkmış hocam? İşte kullanım onu kullana kullana bu hale getirmiş. Ne demek? Benden uzak ol demek. Beni bırak manası. Peşimi bırak manasına. İleyke anni. Yani ibtaid anni. Benden uzak dur manasına gelir. Ama eskiden işte ileyke anni başka başka kelimelerdi. Bir kalıp haline getirmiş ve isim fiil olarak kullanıyor. Mesela düğüneli zarflı olan bir örneğe bakalım. Düğüneke. Al. Bakın düğüne bir şey sız. Mesela biduni sükkerin, şekersiz. Biduni nukudin mesela, parasız. Dün aslında bir şey sız, siz değil. Ama kullanım olarak öyle bir hale geldi ki artık düğüneke dediğin zaman al demek, tut demek. Mesela mekan, bir yine zarf arkadaşlar. Mekaneke, yerinde dur demek. Yerinde dur. Kıpırdama, orada bekle demek manasında. Mekaneke. Mesela veraeke. Verae, arka demek kelimesi. Veraeke dediğin zaman arkaya bak. Ya da şöyle geri dur manasına gelir arkadaşlar. Biraz geriden gel bu manalarda. Evet, mastara bakalım. Ruveyde kel kitabe. Ruveyde mastar arkadaşlar. Ruveyden, ruveyden. Mesela ruveyde kel kitabe, kitaba saygılı davran. Bu mastarların da kullanımı ayrıyeten gelecek arkadaşlar. Evet, uyarı edatı diye burada bir ek söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçer arkadaşlar. Ha u mukra'u kitabiye. Alın kitabınız manasında. Ha u al demek. Aha manasında. Aha al gibi. Türkçe'de de kullanılan bir şey arkadaşlar aslında. Mesela ha el kitabe. İşte kitap. Aha kitap. Kitabı al manasında. İşte ha e. Bu manada bunu isim fiil. Kendisi çekimlenebilen bir fiil değil ama fiilin manasını ifade ediyor. Burada yapabileceğimiz bir şey var arkadaşlar. Bunları bir kere öğreneceğiz. Yani ister ezberleyin, ister birer kullanımını öğrenin. Bunları öğrenmemiz şart. Bunları zihin yorarak, efendim kıyas yaparak, efendim işte fikir yürüterek ben öğrenirim. Böyle bir şey yok. Bunları bir kere tanımanız şart. Yapılarına göre üçüncü kısmı arkadaşlar aslında isim fiil olmayıp. Bak, aslen isim fiil değil. Fiil yani. Üç harfli, çekimli, tam fiillerden türetilen kelimeler. Nasıl türettik bunları fiilden hocam? Feali veznine getirdik, türettik. Biraz önce bir tane örnek vermiştik. Feali, nezali, bakın burada. Başka fiillerin yapısında değişiklik yapılarak üretildiği için bunlara ma'dul denir arkadaşlar. Ma'dul isim fiil denir. Niye? Çünkü orijinali fiil olan bir şeyi biz bozduk. Feali veznine getirdik ve onu isim fiil haline getirmiş olduk. Mesela inzil kelimesi. Nezele, yenzilü, inzil değil mi? Buradaki nezeleden nezali dedik, isim fiilimizi türettik. Bakın isim fiil burada nezali. İn demek. Kökü neydi bunun fiil olanı? Nezele.
Hangi fiil kalıbına getirdik? Feali, nezali. Bakın bu şekilde. Mesela hazara fiilinden hazari manasını türettik. Manası ne hocam? Sakın. İhzer, bakın emir fiil olarak sakın demek, sakın. Şu nezali in demekti. İn aşağıya. Mesela ütrük fiilinden teraki, terakeden teraki türettik. Manası ne? Ütrük. Bizim isim fiilimiz teraki. Burada da hazari. Teraki ne demek? Teraki bırak demek, bırak. Ütrük demek. Bu önemli bir not var. Biraz önce bir slide'da geçti. Bu feali vezninde gelen fiil, isim fiiller arkadaşlar hangi manada kullanılıyor? Emir fiil manasında. Onun için sakın, in, bırak gibi emir olarak söylüyoruz arkadaşlar. Mesela katale fiilinden katali, feali, bakın aynı kalıpta. Manasını öktül, öldür. Mesela ketabi, ketebeden ketabi. Buraya istediğiniz fiili koyabilirsiniz. Sonra o fiil feali vezninde emir manasına dönüşecek. Ketebeyi koyduk, ketabi, yaz demek. Evet, burada bir notumuz daha var. Fiilden kıyasla türetilen ma'dül isim fiiller kıyasidir. Hocam bundan önceki ikisi mürtecel olan, sonra menkul olan. Bakın birincisi mürtecel, ikincisi menkullü. Bu ikisi sema'i. Araplardan nasıl duyduysak o şekilde. Üçüncü kısım ise kıyasi. Ne demek hocam kıyasi? Fiillere kıyasla türetilen isim fiil demek. Evet. Örnekleri şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Şöyle ikiye bölersek burayı, bir tahta gibi düşünün. Bu taraftakiler isim fiil. Şu taraftakiler ise arkadaşlar orijinal kelimeler. Yani normal fiiller. Evet, normal fiil diyelim buraya da. Mesela hayya alessalah. Hayya alessalati. Haydi. Namaza kalk. Namaza doğru gel demek. Evet, son anlattığımız üçüncü kısımda feali vezninde bütün ma'dül, arkadaşlar önemli, ma'dül olarak feali vezninde bütün fiiller isim fiil türüne girer. Bir istisnası var. Mesela bazı camit fiillerimiz var bizim. Asa gibi, hara gibi. Bunlar türemez arkadaşlar. Bakın önceliğimiz şu. Üç harfli olacak. Çekimlenebilir olacak ve tam fiil olacak. Bu üçü türeteceğimiz fiilde olması lazım. Mesela asa gibi bir camit fiil türemez arkadaşlar. Zorlamayın. Nakıs fiil türemez arkadaşlar. Yani fiildeki nakıslığı biz kâneden bahsediyoruz. Kâdeden bahsediyoruz, tamam mı? Evet, sıfat-ı müşebbeye gelecek arkadaşlar. Yine aynı kalıpta, yani fiil gibi amel eden isimlerde gelecek. İnşallah geldiğinde o zaman daha detaylı anlatırız. Şuradan örneklerimize devam edelim. Hayya alessalâh. Bakın hayya bizim isim fiilimiz arkadaşlar. Ales salati, car mecrurla birlikte, yani fiil fail meful gibi gelmiş. Manasını hayyanın akbil, hani yönel, haydi demek. İle salati, haydi namaza. Bu fiilin, ya doğrusu isim fiilin faili kim arkadaşlar? Ente. Sen gel demek değil mi? Evet, bunun fiili, evet pardon, bunun faili entedir. Bakın akbilde de aynı şey geçerli. Bu emir fiil, bunun faili ente. Evet, bu ente olduğu için fiil fail. Bu tarafı da car mecrur. Nasıl irap yaparız hocam? İsim fiil mebniyün alel fethi. Niye? Çünkü fethal olduğu için. Bu kadar. Mesela ya Halidu sah bedaet dersu. Ey Halid sus, ders başladı. Bakın buradaki sah kelimesi aradığımız isim fiil. Ne demek hocam bunu? Ya Halidu üsküt bedaet ders. Üsküt yani. Sah, üsküt demek. İrabı nasıl yapılır hocam? İsim fiil, mebniyün ale sükun. Hocam, sah kelimesinin faili kim? Halit diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Failine geçmez. Geçen derste söylemiştik. Bunun faili gizli bir zamir. Hüve. Evet, hüve.
Devam edelim sonrakine. Fe la tekul lehuma üffin. Ayet-i kerimede böyle geçiyor arkadaşlar. Bakın üffin kelimesi isim fiildir. Mebniyun alel kesr. Niye? Çünkü esrel olduğu için. Ne demek hocam üffin? Ve la tekul etezaccaru minkuma. Yani onlara üf bile bir sıkıntı verecek, onları bunaltacak bir şey söyleme manasında. Evet, terakil kalem. Bunun örneği arkadaşlar. Devam edelim. Hangi fiilin yerine kullanılıyorsa o fiilin failini ve mef'ulünü alır. Evet, ne demek bu? İsim fiiller hocam hangi faili alıyorlar ya da fail aldıkları nasıl anlarız? Ya da bunlar hangi mef'ul alır, nasıl anlarız? Arkadaşlar çok önemli. Bakın burası. Hangi fiilin yerine kullanılıyorsa o fiilin failini ve mef'ulünü alırlar. Bakın terakil kalem. Bizim isim fiilli olan cümlemiz. Teraki el kalem. Hangi fiilin yerine kullanıldı teraki? Ütrük kelimesinin yerine, değil mi? Ütrük fiilinin faili ve buradaki kullanılan mef'ulü varsa aynılarını alacak işte. Terakil kalem ne demek? Ütrük el kaleme demek. Ütrük ne demek hocam? Emir fiildir, mebnidir. Fail nedir? Zamirun müstetirun takdiruhu ente. Buradaki gizli özne zamiri ente. Aynı şey bunun içinde geçerli. Terakinin faili kim? Ente. Ne hocam, nereden anladık ente olduğunu? Arkadaşlar hangi fiilin yerine kullanıldı? Oraya baktık. Bakın ütrük yerine kullanılmış. Ütrük'ün faili kimdi? Enteydi. Terakinin faili de ente. Peki ütrük ve da terakil kaleme diye söylediğimiz el kalem kelimesi ne oluyor hocam? Ütrük el kalemede kalem ne manaya kullanıldıysa, hangi konumda kullanıldıysa burada da aynı konumda arkadaşlar. Neymiş? Mef'ulun bih mansubun ve alametün nasb el fetha el zahir. Aynı şey. Mef'ulun bih mansubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde. Evet, bunu bütün isim fiillerde bu şekilde kullanabiliriz. Hem kullanımı kolay hem de hızlı bir şekilde tespit etmek. Neymiş? Tekrar söyleyecek olursak isim fiiller hangi fiilin yerine kullanıldıysa o fiilin failini ve mef'ulünü aynen alıyorlar. Arkadaşlar burada isim fiillerde müenneslik, müzekkerlik yok. Yani bu sizin siyak sibaktan anlayacağınız bir mesele. Mesela hocam bu teraki el kaleme dediğimiz şey acaba ente midir enti midir? Onu sen kime kullandıysan, yani cümlenin öncesi veya sonrasında kimle konuşuyorsan muhatabın kimse odur. Yani bir kıza da terakil kaleme dersin, erkeğe de teraki el kaleme dersin. Hocam burada ki gelmiş, bu müennes zamir olabilir mi? Alakası yok arkadaşlar. Bunun fiili terake. Terakeyi feali vezine getirdik. Teraki oldu. Yani bu ki'nin müenneslikle alakası yok. Onu da bildirmiş olalım. Biraz önce arkadaşımızın birisi sordu. Dedi ki hocam bunlar çok mu diye. Mesela emir manasındakilerden şöyle birkaç tanesini okuyalım. Sah. Üsküt demek. Amin. Bakın şuradakiler isim fiil arkadaşlar. İstecip demek. Heyya. Esri'a demek. Çabuk ol. Heyya. Hayya. Akbil demek. Kalk yönel manasında. Hocam mesela hayya aleyhisselam mı? Ya da heyya aleyhisselam mı? Nasıl yapalım? Arkadaşlar oradaki hayya. Akbil yönel manasında. Heyya da mesela heyya nezheb. Haydi gidelim çabuk ol manasında. Bir kullanım var. Rüveyde kelimesi mesela. İntazir. Bekle, ağır olman aslında. Belhe. Bu kullanımlar arkadaşlar ezberlenecek. Bunlar mantık yürüterek çözülecek şeyler değil. Belhe. Bu kullanım öğrenilecek yani. Ne manada? Ütrük manasında. Biz ütrük manasında bir tane daha öğrenmiştik. Neydi? Terakeden türettiğimiz teraki. Aleyke. Neymiş? İlzem. Sana gerekirliği. Senin için gerekli. Mesela aleyke nefseke. Nefsin için gerekli. Yani kendine gerekli ya da kendine çeki düzen ver manalarına gelir. Devam edelim şuradan. Helümme. Helümme. Esriye manasında. İleyke anni. Biraz önce geçmişti bu da. Benden uzak dur şöyle. İbtaid. Bakın uzaklaş manasında. Mekaneke. Yerinde dur. Kıpırdama manasında. Üsbüt. Sabit dur manasında. Evet. Nezali. Nezeleden feali vezine getirmiş. İn aşağı demek. İnzil. Hazari. Sakın kendini. Dikkat et. İhzer bakın.
Teraki yukarıda kullanmıştık yine aynısını. Ütürk manasında. Düneke, bakın örnek vermiştik bunu. Düne bir zarf. Ke bir zamir. Birbirine kullanılmış. İkisinin eski manalarından eser kalmamış. Düneke dediği zaman huz demek. Huz al demek arkadaşlar. Düneke al demek al. Yani huz manasında. Hocam niye huz'i kullanmadı düneke? Arkadaşlar en başta da söylediğimiz, belirttiğimiz gibi daha etkili oluyor. Yani yerine kullanıldığı fiilden daha etkili manası var. Şuradan bakalım. Bu boşluklara uygun kelimeleri koyalım. İsim fiil heyhate. Heyhate olan isim fiilin manası nedir? Ve zamanı da hangi zaman için kullanılmıştır? Yani söyleyin arkadaşlar. Heyhate hangi manada ve hangi zaman için kullanılıyor? Hemen zamanını ben söyleyeyim arkadaşlar. Mazi. Evet, manası ne için? Manası uzak oldu demek. Hani heyhat diyorduk ya. Evet, uzak oldu. Mesela diğer ikincisine bakalım. İsim fiil helümme. Helümme manasındaki isim fiilin manası nedir? Hemen söyleyin. Hangi manada helümme? Hadi bakalım. Biraz önce geçti. Gel mesela. Başka? Haydi. Evet, haydi. Başka? Bir tane daha manası var. Bu uzak bir mana. Çok meşhur bir mana değil ama ona git demek. Gel, haydi manasını arkadaşlar. Peki zamanı hangi zaman arkadaşlar? Mazi, muzari, emir hangisi? Emir değil mi? Evet, emir. İsim fiille olan üffin kelimesi manası nedir? Evet, öf anlamı da öf ne demek? Tam hangi fiilin manasına geliyor? Sıkıldım manasında. Öf, üf dedi. Ne zaman üf deriz? Sıkıldığımız zaman. Bıktım, evet sıkıldım. Bıktım. Ama bu bıktım dersek başka manaya geliyor. Ne diyelim? Bıkıyor, bıkıyorum, evet, sıkılıyorum bu manalarda. Çünkü bunun manası arkadaşlar muzari, değil mi? Zamanı da muzari. Şöyle yazalım muzari. Devam edelim. İsim fiil bir kelimeymiş. Nasıl bir kelime? Manasından üsküt manasında kullanılan bir isim fiil. Hangisi? Üsküt manasında kullanılan bir isim fiil dediğine göre hemen sah yazıyoruz değil mi? Evet. Hangi zamanda kullanıyoruz biz bunu arkadaşlar? Sah hangi zamanda kullanılıyor? Emir mi? Mazi mi? Muzar. Emir tabii. Sus. Kes sesini. Emir. Evet. Şunu Türkçe yazalım. İsim fiil bah. Bahin kelimesi. Manası nedir bah? Bravo muydu? Neydi? Hemen hatırlayın arkadaşlar. Aferin değil mi? Evet. Estahsin. Hangi manada? Bravo. Aferin. Tebrik ederim. Evet, muzari zamanı da muzari arkadaşlar. Zaten tebrik nasıl yapılır? Hemen şimdi yapılır yani. Muzari. Evet, bu alıştırmalar böyle. Sonraki alıştırma çeşitlerine bakalım. Hemen hızlanalım biraz. Doğru şıkkı seç diyor. Hak. Hemen şuradan kalemimizi alalım. Hake er-risalete fektub er-radde aleyha ve belhet te'khir. Evet, burada hake kelimesi var. Ne diyor? İsim fiil fiil cümleti sabiga. Bu geçer şu cümledeki isim fiiller hangileridir demiş. Hake'yi bulduk zaten. Ve belhe var. Bakın gördünüz mü? Belhe. Bu ikisi isim fiil arkadaşlar. Hocam bir de aleyha var. Aleyha olur mu acaba? Aleyke vardı. Şunu söylemeyi unuttuk. Bütün car mecrurlar isim fiil olur diye bir kaide yok arkadaşlar.
Bunların kullanımı özel bir kullanım haline geldiyse isim fiil oluyor. Normalde yine ala harfi ceriyle car mecrur olarak bir meful gelebilir. Yani isim fiil olmayabilir. Bunun kullanımını siyaktan sibaktan yani cümledeki konumundan, kullanımından hemen anlayacağız. Evet, birincisi hake doğru ve belhe. İkisi de var. Hake var ama eksik belheye koymamış. Aleyha değil. Belh var ama hakesini koymamış. Elif T demiş. Elif T'de ne var? Evet, her ikisi burada var. Elif B demiş. Aleyha değil. Bu değil arkadaşlar. İkiye bakalım. Şettane beyne cari ve carike. Senin komşunla benim komşum arasında dağlar kadar fark var manasında. Buradaki isim fiil olan kelime mazi, muzari, emir zamanını bakacağız. Manasını söyleyeceğiz arkadaşlar. Şettane'yi biz nerede kullanmıştık? Mazide mi, muzaride mi, emirde mi? İkisi arasında demiştik, hatırlayın. Uzak olduğu manasına geliyordu. Yok, heyhat değil. Heyhat değil. Heyhatı, heyhate olan kelime. Evet, mazi doğru. Hemen muzarileri eleyebiliriz arkadaşlar. Muzari gitti. Emir olur mu? Emir de değil arkadaş. O da gitti. Evet, iki tane mazimiz var. Mazi manahu baude. Uzak oldu manasında mı? Yoksa mazi manahu iftiraka. Hangisi? Dağlar kadar fark var dedik ya. İftiraka manasında. Şettane'nin özelliği bu. İki kişi arasında kıyas yapar arkadaşlar uzaklık olduğunu. Mesela iki dağ arasında, efendim iki köy arasında, iki olgu, iki nesne, iki insan arasındaki kıyaslama. Bakın burada benim komşumla senin komşun arasında fark var. Dağlar kadar fark var diyor. Bu manada iftiraka. Burada baude'yi kullanamayız çünkü baude manasındaki isim fiil heyhate kelimesidir. Üçe bakalım. İndema yahtubel imamu yevmel cuma. Cuma günü imam hutbe verirken bir isim fiil kullanmış. Nedir o? Amin mi demiş? Emameke mi demiş? Ah mı demiş? Sah mı demiş? Hake mi demiş? Ya da şöyle, pardon, manayı ters söylediğimiz için doğru bir şey çıkmayacak. İmam Cuma'da hutbe verirken sen ne yap? Ah mı de? Sesini kes, sus mu? Yoksa al mı? Yoksa ilerle mi? Yoksa amin mi? Evet, burada olsa olsa sah olur arkadaşlar. Sessizce otur bekle demek yani. Amin değil arkadaşlar. Bakın bu sah kelimesi sus demek. Ente bunun faili. Bundan sonraki gelen nerede arkadaşlar? Cümlenin diğer ögeleri. Bakın burada sen imam hutbe verirken sus diyor. Olay bu. Amin demek başka bir kelime. Yani amin burada olmaz. Sah. Ah demek biliyorsunuz Türkçedeki ah. Hake de al demek. Al. O öyle de bir şey yok. Emameke ilerle. Böyle de bir manaya gelmiyor. Evet. Dörde bakalım. Ruveyde ahakel esgari. La te'acel aleyhi. El fa'ilu fil cümleti sabıka. Bu cümledeki fa'il hangisidir diyor. Failleri biliyoruz. Merfudur değil mi arkadaşlar? Hemen şuradaki ehake'ye bakalım. Ehake fail olabilir mi? Esma-i Hamse'den. Esma-i Hamse'nin raf alameti vav. Olmaz. Demek ki bu fail değil. O zaman Rüveyde'nin faili nerede? Gizli özne değil mi? Hocam burada bir emare daha olsa gerek bunu anlayabileceğimiz. Bakın la te'acele bir ipucu koymuş. La te'acel kim? Ente. Evet, Rüveyde'nin arkadaşlar tahtında müstetir olan ente zamiri faildir. Sen kardeşine acele etme, yani kardeşini geçme. Yani bu. Beşe bakalım. İlel asimeti isim fiil münasip huve. Buraya bir isim fiil getirin diyor. Başkente. Mesela mekaneke orada kal demek. Yani yerinde kal. Başkente yerinde kal olmaz. Kullanım yanlış, tutmadı. Heyya haydi. Yani belki bir ihtimal. Şöyle bir soru işareti dursun yine burada. Meh ağır ol demek. Bu da olmadı. İh bu da yani bu da devam et yeter manasında bu da olmadı arkadaşlar. Vay. Vay. Türkçe'de kullanılan vay arkadaşlar. Vay diye söyleriz mesela. Şaşırmak. Vay ileri Asım'a. Başkente bak gibi bu manada. Elif.
kullanılabilir arkadaşlar. Yani. Sonraki alıştırmada istahriç isim fiil minel cümleti taliye ve beyin zemenehu ve manehu. Buradaki isim fiili bul. Onun zamanını ve manasını belirle demiş. Üffin biraz önce geçmişti arkadaşlar. Muzari manasında sıkıldım, sıkılıyorum ya da neydi? Başka ne manaya geliyordu? Bıktım, bıkıyorum manasında. Heyya olur mu? İşte soru işareti koyduk ya, olabilir de yani. Ama şaşırmayı daha uygun gördüm arkadaşlar. Heyya diyebilirsin. Haydi başkente. Ya ne işin var başkente? Ama orayı görünce şaşırmışsın gibi böyle bir şey olabilir. Yani burada açık uçlu biraz arkadaşlar. Her ikisi de kullanıma göre uygun olur. İkincisine bakalım. Bak, bak, bakın, bak, bak diye söyleriz biz Türkçe'de arkadaşlar. Bak sen gibi. Buradaki bak kelimesi arkadaşlar belki de onu ifade ediyor mana olarak. Bakhin bakhin eyyuhal mücahidu lagad füste bil ecril azimi. Ey çalışan kişi, aferin sana. Büyük bir başarı elde ettin. Buradaki bak kelimesi aradığımız isim fiildir. Hangi manada kullanılmış arkadaşlar? Muzari manasında. Aferin, bravo, tebrik ederim manasında. Hazari te'khir al-vacib, ödevi geciktirmekten sakın. Hazari kelimesi fe'ali. Bakın şuraya hemen kalıbını hatırlatmak için yazalım. Fe'ali vezninde kullanılmış. Sakın manasında. Hatırlayın, bu fe'ali vezninde getirdiğimiz bütün isim fiiller hangi fiil manasında geliyordu? Emir fiil manasında. Evet. Dörde bakalım. Düneke el-varaka vel-kaleme vektub. Vacibeki, eline kağıt kalem al, ödevi yaz diyor. Düneke al demekti. Evet, dünek manası al demek. Peki hangi emir mi, mazi mi, muzari mi arkadaşlar? Evet, buyurun cevap verin arkadaşlar. Düneke'nin hangi kullanımda olduğunu söyleyin. Emir. Doğru. Heyhati'ye bakalım. Bakın meşhur yine Kur'an-ı Kerim'den ayet vardı. Örnek vermiştik. Heyhate mazi olarak kullanılıyordu. Uzak oldu. Be'ude manasında. Evet. Mesela aşağıda sür'ane. Sür'ane. Manası sür'ane ne diye? Hızlı olduğu. Çok çabuk tesir etti manası. Bakın. Sür'ane ma şe'aral merizu bifaideti devai. İlacın faydasını hasta çok hızlı hissettiği. Sür'ane ma. Arkadaşlar sür'anenin de bir özelliği kendisinden sonra ma geliyor. Evet, bu kullanımı unutmayın. Sür'ane ma. Aleyke nefseke. Bakın burada aleyke aradığımız isim fiildir. Kendine sonra nefseke gelmiş. Kendine dikkat et. Fahfazha mineşşeytan. Şeytandan korun. Yani nefsini şeytandan korun. Aleyke nefseke hangi şey kullanımda arkadaşlar? Emir kullanımı değil mi? Evet, emir kullanımında. Manası da sakın demek. Koru demek. Helümme tehaddes ila ihvanike. Bak, haydi demek. Haydi, haydi gel, başla manasında. Ya da bir mana daha var demiştim. Uzak mana. Bakalım o gelecek mi? O oraya uyacak mı? Ona git manası. Helümme tehaddes ila ihvanike. Haydi ona git. Kardeşinle konuş. Bak, o da oldu bakın arkadaşlar. Evet, haydi manasına geliyor. Heyhate yukarıda yine söylemiştik. Mazi kullanımında sonra uzak oldu demek. Heyhate l'audete ile şebabi, gençliğe dönmek artık hayal, yani uzak bir şey. Heyhate en yestemirra zulme, artık zulmün devam etmesi çok uzak bir ihtimal. Yani zulüm bitti artık, öyle bir manada. Bunlar mazi kullanımında söyleyelim arkadaşlar. Manası da ba'ude, uzak oldu demek. Evet, arkadaşımızın birisi diyor ki aleyke hocam burada isim fiilken yukarıda örnek vardı aleyha diye. Orada niye isim fiil olmadı? Arkadaşlar dikkat edin. Bunlar cümlenin başında geliyor. Sadece başında gelmez. Elbette öncesinde birkaç kelime de gelmiş olabilir. Ama bir kalıp bunlar. Aleyke nefseke. Kendine dikkat et demek. Yani bütün car mecrurlar isim fiil manasına gelir dedik mi yanlış olur.
Onun için dikkat edeceğiz. Bu ayrıntıyı da unutmayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.